Merhaba sevgili değerli izleyenlerim, sevgili değerli izleyici konuklarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte okumak için can atacağımız tam 7 kitap önerisiyle karşınızdayız. Evet sevgili değerli izleyenler, nedir bu kitaplar, nasıl kitaplar, efsane kitaplar. Şimdi geliyoruz hemen. Onun öncesinde kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Çünkü bu kanalda sizin için faydalı dizide eğlenceli içerikler var. Her tarzda faydalı dizide eğlenceli içerikler çıkartmaya, sizin için yararlı olmaya bakan bir kanalız. Bunun için bu kanal sizin kanalınız. Bu kanal senin kanalın diyoruz ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyoruz efendim. Ve videomuza beğenilerinizi bekliyoruz ve yorumlarınız bizim için çok çok önemlidir diyoruz ve başlıyoruz efendim. İlk kitabımız değil mi? Tabii ki de ilk kitap serimiz olan Allah de Ötesini Bırakma sevgili değerli izleyenler. Yazar Ahmet Rıfat Sağlam'ın muhteşem eseridir Allah de Ötesini Bırakma. Okumanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Okumak için can atacağımız bir kitaptır diye düşünüyorum ve diğer kitabımıza geçiyorum. Yazar Yusuf Dursun'dan geliyor. Sultanım, Fatih oldum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını en ince ayrıntısına kadar didik didik, nakış nakış işlemiş olduğu Sultanım, Fatih oldum eserinde Yusuf Dursun bizlere Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını, işte İstanbul'u nasıl fethedişini anlatıyor. Efsane bir kitap. Sultanım, Fatih oldum öneririm. Serisinde yapmaktayız, şu anda devam etmekteyiz. Bir diğer kitabımıza geçiyoruz efendim. Şehirde bir rüzgar. Sevgili değerli izleyenler, bu kitap efsane bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Okuduğunuzda içinizi rahatlatacak bir kitap. Okumakta can atacağınız bir kitap. Kesinlikle öneriyorum. Aşk bir kitap. Sevgili değerli izleyenler. Ve bir diğer kitabımıza vaktimi denemeden geçiyorum. Evet, Kur'an'da kader ve insan psikolojisinin etkileri önümüzdeki günlerde sevgili değerli izleyenler, inşallah sıkıntı çıkmaz ise başlayacağız. Yazar yine Ahmet Rıfat Sağlam'ın efsane eserinden, efsane yazar, efsane kaleminden Kur'an'da kader ve insan psikolojisinin etkileri sevgili değerli izleyenler. İlk sezonu çektik, ikinci sezon çekimlerine henüz başlamadık. Lakin önümüzdeki günlerde bir yayın hayatını da buluşturmayı planlıyoruz. Cuma günü planlıyoruz yine aynı şekilde, cuma günü berrik olsun deyip Kur'an'da kader ve insan psikolojisiyle Allah Ötesini Bırakmadan sonra karşınızda buluşmaya devam edeceğiz sevgili değerli izleyenler. Ve bir diğer kitabımıza geçiyoruz. Fabrika Ayarı. Bu şeyden Hayati İnanç ve Bekir Düren'in kaleme almış olduğu efsane bir kitap. Hayati İnanç'ın sorulara cevap verdi. Bekir Düren'de sorular sordu, efsane sorular sordu. Hayati İnanç'ın ise efsane bir şekilde sorulara yanıt buldu. Bu efsane kitapta işte sohbetin gücüne, bereketine inanmakla birlikte, zira sohbetin bir hal aktarımı olduğunu dile getirmekte, işte demiş olduğunuz üzere anlamlı bir hayatın peşinde konuşmalar efendim sevgili değerli izleyenlerim. Bunu birkaç ay önce atmıştık ilk bölümünü. Devam gelecek. İlk sezon çekimlerini tamamladık. İkinci sezonda da iki bölüm falan çekmiştik. Sonra çekimlere devam edeceğiz sevgili değerli izleyenler. Efsane bir kitap, kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Ve sevgili değerli izleyenler, bu kitabı okumak için can atacağımız bir kitap olarak diye nitelendiriyorum. Yani kitabın yedisi de aynı şekilde öyle. Yazar Sevgi Eğitim kaleminden Kelebek Etkisi efsane bir kitaptır. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten efsane bir kitap. Yani ilmik ilmik, nakış nakış kelimeleriyle hayran bıraktığı bir kitap Yazar Sevgi Eğitim kitabında. Gerçekten bu kitabına samimiyeti bulacaksınız. Diğer kitaplarda da aynı şekilde demiş olduğumuz gibi bu kitapları özel kılan temel husus bana soracak olursanız samimi bir duyguyla esas alınmış. Samimi kalemle esas alınmış, işte okuyucunun faydasını, yararını gözeterek
kaleme almış olduğu için bu kitaplar, efsane kitaplar. Yoksa yani okumamızın bir anlamı kalmaz. Yoksa yani yazılmasının bir anlamı kalmaz. Yani bir amaç var ki yazılıyor, sizlerin yararı gözüküyor, bizlerin yararı gözüküyor. Evet, son olarak önereceğim kitap Dünyanın Sana İhtiyacı Var adından da anlaşıldığı gibi çok çok efsane bir kitap. Bu kitabı da profesyonel bir şekilde sizlerle buluşturmayı planlıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde yani hiç çekimlere başlamadık. Lakin kitabı bir kere okuduk ve çok çok güzel bulduk. Yazar Ahmet Ufak Sağlam'ın kaleminden Toparlan Yüreğin, belki bugün belki yarın anlarsın, en karanlık anlamı anda düşün, kendi içinde yanar, o zaman fark edersin. Dünyanın sana ihtiyacı var, dünyanın hepimize ihtiyacı var sevgili derleyenler. Bunun bir bilincinde olmanız gerektiğini anlatan bir kitap. Sevgili derleyenler, içimizdeki deli uyandırmamız gerektiğini anlatan bir kitap. Gerçekten şahane bir kitap. Ve şahane bir şekilde de sizlere sunacağız. İnşallah sevgili derleyenler. Bu yedi kitabın yetisinde internetten sipariş getirebilirsiniz. İşte bizlerle beraber okuyabilirsiniz aynı zamanda. Buna sizin kararınız. Biz bunları taşımayız. Lakin benim tavsiyem bunlardır. Kitapları kesinlikle kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bizle beraber okuyun. Biz siz okuyun. Hiç fark etmez. Hemen gayet sizleri yararlandırmaktır sevgili derleyenler. Çekilmek yolunu noktalıyoruz. Beğenmenizi bekliyoruz. Beğenmen bizler için çok çok önemli. Bizler motive eden unsurlardır. Yorumlarınız yine aynı şekilde çok çok önemli sevgili derleyenler. Aklınıza takılan bir soru varsa Instagram adresini şu an bir yerden abdatıyorum. Instagram adresini kaldıklar o küçük. Adresinize onu ulaşabilirsiniz. Oradan sorularınızdan çalabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Aklınıza gelecek şekilde sohbetler yapabilir sevgili derleyenler. Sorularınız olur, işte YouTube'la alakalı olur, efendim söyleyeyim, kitapla alakalı olur, dansmak istediğiniz konular olur, efendim söyleyeyim, mesela YouTube'u takip edebilirsiniz aynı şekilde. Öyle yani. Sevgili derleyenler, biz gelmedik dava için, bizim için, sevgi için, dostun evi, gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Büyük Emre'nin güzel demiş diyoruz bize, Büyük Emre'nin Yaradan'ı hoş gördük, Yaradan'dan ötürü sözleriyle videomuza nokta vermeden evvel kendisi kalemizi alın, yine gelin buyurun diyoruz ve yav! Videolarda görüşmek üzere diyoruz efendim. Hayırlı günler, sağlıcak da kalın. Efendim gelin. Eleştirmek için değil, değiştirmek için buradayız ve öneriyoruz, değerlendiriyoruz ve ufuklarda ötelere yelken açıyoruz inşallah diyoruz sevgili değerli izleyenler. Tekrardan videolarda görüşmek üzere. Kayaner öneri serimiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Kaya TV iç yapımına.